molamızı da verdik. 3 oluyor galiba. Şimdi Sırbistan'a son 40 dakika kaldı. Yarım saat falan. Böyle çok yani idare eder. Çok güzel demeyeyim. Dinlenme yeri yapmışlar. Çocuklar... Ne yapacaksın onu? Sima. Ha? Sima. İna geldi. İna. İna yok ki ne? İna gelmedi. Burada bir de benzin şeyi var, bol diye. Bilmiyoruz buradan benzin alalım mı almayalım mı. Normalde hep Shell'den alıyoruz. Aslında yarım depo var. Bakalım Ferhat ne yapacak. Bekliyoruz. Bakın otoban sınırı 120. 130'du şu anki. 120'ye düşecek. Bu ne Ferhat? Yüzünlük. Ha, çevre içi galiba. Çevre içi 50, çevre dışı 100, otoban 120. Biraz önce geçtiğimiz yer Macaristan'dan çıkıştı. Şu an bir de ileride Sırbistan'a giriş var. Genelde burada durdurup eşyaları falan çıkartıyorlardı şu köşede. Fakat şu an hiç öyle bir şey yok. Yani önümüzde biraz sıra var. Saat şu an 19.16 ve 409 kilometre kaldı. Bakalım. Arkadaşlar her yer karanlık, idare edin. Biz şu an o meyvedeyiz. Bosporis Otel'e 2 saat kaldı. Bakalım belki de durmayacağız, belki de süreceğiz. Çünkü şimdi 3 saat ben sürdüm. 3 saat de Ferhat sürerse ben dinlenirsem ben tekrar 3 saat sürebilirim. Onun için bakacağız. Belki de Edirne'de duracağız. Sırbistan'da internetiniz çekmiyor. Onun için o meyvelerden kart alabilirsiniz. Gerek yok aslında ama burada wifi'ler oluyor bedava. Ferhat şimdi ona bakmaya gitti.
keşke erken çıksaydık. Biraz daha erken varırdık otele. Dün gece 12'de Bosporus Otel'e geldik. Şansımıza şey de vardı. Oda da boştu. Olmayabilirdi. Yalnız şey söyleyeceğim. Bosporus Otel'e geldiğimiz zaman nasıldı Ferhat? Navigasyon yani nereye götürdü? Normalde otobanın sağ tarafında aynı bir benzinliğe girer gibi giriyorsun. Tabii benim ekstra 15 euro verip aylık ödediğim navigasyon bizi gidiyor gişelerden çıkarıyor, köy yoluna sokuyor, köy yolunun etrafından dolanıyor, dağ tarafından getiriyor, bizi otele sokuyor, yollar da galiba. Akşam buraya geliyoruz, alelacele arabada suyu unutuyoruz. Yani bir bardak su yok şurada, bir tane şişe ufak. Evet, o konuda musluktan su içtik, musluktan haberiniz olsun. Evet, o konuda gerçekten iyi değil. Zaten sizin yüzünüzden akşam o kadar rezilliği çektim. Bu otele geleceğim. Otel bu şekilde. Buradan giriş yapıyoruz. Şöyle bir tuvaleti var. Şöyle bir gardırobu var. Bu yatak. Tabii sabah olduğu için bozulmuş bir şekilde. Şu şekilde. Daha sonra böyle bir telefon var. Benim kızım çalışıyor burada. Hadi gidiyoruz kızım. Ve dışarıda yağmur yağmış ama havuz var. Hadi gidiyoruz. Öyle. Televizyon var. Küçük bir şekilde. Şu odayı toplayıp şimdi çıkacağız. Ha, bu arada kahvaltı içinde fiyat bilgisi vereyim. Kahvaltı içinde iki kişi, çocuk sayılmıyor. 65 euroydu. Bence değerli çünkü o yorgunlukla yani süremezdik ya. Sürsek bile bok yoluna girerdi hiç. Süremiyorum zaten. Neyse kahvaltıyı da göstereyim. Ondan sonra yola devam. Şu an saat 8. Biraz geç kaldık ama dinlene dinlene gideceğiz. Acelemiz yok. Afiyet olsun. Çay mı bir şey? Çay getirsene orada çaylar mı? Ergen? Yumurta? Tamam otur. Bu sonra kısım. Yola devam ediyoruz. Şimdi otelden ayrıldık. Bu kuleye kaç kilometre var? 486 kilometre. Kapıkule'ye 486 kilometre var. Otelden ayrıldık. Kahvaltımızı yaptık. Fiyat bilgisi vermiştim zaten. 65 euro kahvaltı dahil. Kahvaltı açık büfe değil. Size getiriyorlar yani yumurta, peynir, zeytin, menemen şeklinde ve işçilerin hepsi nerede? Hepsi ya gerçekten. Türkçe biliyor, Almanca da biliyor ve beğendiğim şeylerden birisi de arabanızı park ettiğiniz yerde güvenlik var. Yani gece güvenlik arabanızı, bekçi arabanızı şey yapıyor. Yani arabanıza bakıyor hiçbir şey olmasın diye. O yerini çok sevdim. Otelde de zaten yolculuk yapan kişiler var genelde. Orada birkaç kişiyle tanıştık. Öyle. Şimdi yola devam ediyoruz. Sırbistan'dayız. Bulgaristan geliyor sırada. Sırbistan'dan korkmayın ya. Çok güzel. Sırbistan, evet Sırbistan yollarını beğendim. Yani benzinlikleri de çok kaliteli. Ben çok beğendim. Ama Sırbistan'da da yol çalışmaları vardı. Yol çalışmaları olduğu zaman şey sorun değil yani yollar kötü değil sadece tek şerit halinde ve çok yavaş sürüyorsunuz yani 40 bazen 60 o şekilde sürdüğünüz için yol biraz daha uzuyor. Evet bir sonraki ülkede görüşmek
ayında mümkünse, imkanınız varsa Eylül ayında gelin. Gerçekten de yollar bozuldu. Tek başıma oturuyoruz. Ama okul işte. İnsanlar çocukları okula gidiyor. Şurada bizim sinek leşlerimiz. Son 6.7 kilometre. 6.7 kilometre. Sınır kapısını yine ben süreceğim. Evet. Yani kendimize öyle bir şey yaptık. Ne diyorlar? Totem mi? Evet. Totem yaptık. Ben sürdüğüm zaman sorun olmuyor. Belki de kadının diye fazla takmıyorlar. Bir önceki sınır kapısında ne oldu? Adam bagaj kontrolü için dur dedi, durmadı. Bir tane adam vardı Sırbistan'da, el hareketiyle şöyle yaptı, kafasını salladı. Hani güzelmiş gibisinden öyle sandım ben. Araba güzelmiş dedi sandım. Yavaş yavaş yaptım. O tereddüte kaldı. Durdurayım mı diye. Ben de durayım mı diye tereddüte kaldım. Ondan sonra baktık anlaşamadık. Ben de gaza bastım geldim. Adam da hiç arkasına bakmadı. Gerekirken Sofya'ya, sağa Kalotina'ya girdi. Buradan artık daha yolu ama biz düz gideceğiz. Bu firmada Strabag Alman firması. Sen ne yapıyorsun Arya? Allah için Avrupa Birliği ülkesine bakar mısın? Şimdi Sırbistan bunlardan daha iyi değil mi? Daha iyi. Meşhur Bulgaristan yoluna girdik. Baksanıza arabalar ne hale gelmiş. Yazık ya. Yani var ya, ömrümde böyle bir şey daha görmedim. Bir de yani karşı taraftan da araba geliyor. Bu nasıl bir Avrupa Birliği ülkesi? Bunlar nasıl almışlar ya? Sırbistan niye almıyorlar? Ya yol çalışması var. Ya bu yol hep böyleymiş ama herkes onu anlatıyor. Ya. Tabii kaç otoban var ama şurada. Tamam da. Bakın şurada otoban var. Bitirememişler bu yolu. Lütfen 250 metre sonra sağda seyredin. Kırcı dayı nereye geldi? Dikkat et bu kamyonlara. Bak bizim köy ta bizim köyün yolu daha dağın, güzel. Dağın tepesinde yani. İki dağın tam arasında bizim köy. Ama ne oldu? Abi su çok derin ya. Neyse bitti. Şurada nasıl alınacak olmuş kızım? He abi. Nereye gideceksin? Tam bu yoldan devam et abi. Biraz diğerlerden. He he aynen böyle abi. Geleken de aynı. Aynen. Abi sordu. Virajlı yol mu? Dönüş falan filan. Almanya plakasını görüyorlar ya, hemen Türk olduğumuzu anlıyorlar. Çünkü Almanya'dan Türk, yani bu yola ya, kadar gelen tek kişi Türk'tü. Almanya'dan
Türkiye'ye Alman nadir gelir yani, senede belki 10-15 araba alınca. Yok ya, Almanlar asla gelmez. Geliyorlar bazıları. Şimdi sağda seyrediyor. Ailesi mesela kartı falan TürkSat gelir. Evet, burada bitiyor. Yani arkadaşlar. Kaç kilometre? 1.7 herhalde burası. 1.7 çok şükür. Şu tekerleklerimde bir şey olmadı. Yani benim lastikler ince, 35 yanar. Evet, yaz lastikleriyle geldik bir de. Yırttık gibi duruyor. Haydi hayırlısı. Burada da çalışma var ama yerler yani düz olduğu lütfen için. Lütfen 200 metre sonra sola dönün. Sorun değil. Bulgaristan yolunu dediğin gibi ayrı bir video. Şimdi sola dönün ve hemen sağa dönün. Lütfen 34 kilometre boyunca 8 ilk çevre yolunu takip edin. Kapıkule'ye 343 kilometre kaldım. Gerçekten de buralar diğer ülkelere göre daha sıcak. Hemen aynı tişört falan giy dedim. Yani her ülke geçtiğinizde bir kazanınızı indirin. Türkiye'de hiçbir şey giymeye gerek yok. Alo. Alo. Kukuk. Ha? Geç kızım. Şuradaki amca Stuttgart'tan geliyor. Denizli'ye gidiyor. Biz de onunla beraber gidiyoruz. Böyle güzel oluyor. Yolda arkadaş buluyorsun kendine falan. Yani birkaç kişiyle tanıştık. Ve tırlar da var. Tırlar çoğu Mersin tırları, İzmir tırları. Bu hangiymiş? Mersin. Mersin mi? Korna çal. Hadi hadi. Gördüğünüz gibi yollar bomboş. İmkanınız varsa kesinlikle Temmuz, Haziran ayında gitmeyin bu aylarda gidin. Zamanı. Cipsolandık. Pislendik. Kirlendik. Hemen banyo yapmamız lazım. Çok pis bir kız olduk biz. Anne de pis oldu. Kız da pis oldu. Neyse. Şarkı dinlemeye devam ke. Thank you.
Türkiye'ye geldik. Birazcık sıra var. Ferhat kendisine kanka buldu. Şurada birisinin arabası galiba sorun çıkarmış. Bunlar hemen bakmaya gidiyor. Buradakilerin hepsi gurbetçi bu arada. Herkes Türkiye'ye gidiyor. Fransa'dan gelenler var, Avustralya'dan gelenler var, İsviçre var, Almanya var. Kızım. Giriş formüler, Türkiye giriş formülleri mecburi değildi dediler. Yani toplu taşımayı, AVM'ye girmeyecekseniz falan gerek yok dediler. Şimdi bekliyoruz. Yavaş yavaş sürün, dinlene dinlene gelin. Strese girmenize hiç gerek yok. Yolda o kadar abartıldığı kadar değil gerçekten. Biz ilk defa geliyoruz. Görüşürüz bir sonraki videolarda.